Biliyorum eski dönemlerde birçok baş antrenör, yani Avrupa'nın en ünlü takımlarını çalıştıran antrenörler bir diğerinin arkasında yardımcı olarak sahaya çıkıyorlardı. Bizim milli takımımızda da bu sene yapıldı Avrupa Şampiyonası'nda. Bu sene değil, daha önce de 1993'te ben evet. milli takımda yardımcı antrenörlük yaptığım zaman yine Yalçın abinin isteğiyle o zaman Nur abi vardı. Evet. Gelmen yine Çetin Yılmaz vardı, ben vardım. Yani birkaç... Ama kulüpte yapılmıyordu, hiç kulüp takımlarında. Maalesef işte yani dünya gerçeklerine göz ardı ediyoruz. Yani dünyanın diğer bölgelerinde neler olduğunun farkında değiliz. Amerika'da NBA'de bu işin en çok yoğun ilgi gördüğü ve en başarılı olduğu bir sistemde Hı. görüyorsunuz ki 60 yaşında, 70 yaşında yardımcı koçlar var. Hatta sadece Shaquille O'Neal'ın faul atışlarıyla ilgilenen bir koç var. Evet. Dolayısıyla bu koçların hep birlikte başardığı işler ortada ve NBA'in kalitesi, değeri, oradaki katılımın, seyircinin, medyanın ilgisiyle de ortada. Yani bir ekonomi olmuş durumda. Hı. Türkiye'de maalesef basketbol bir ekonomik gücünü elde etmiş değil. Bu da insanların küçük olsun benim olsun zihniyetinden kaynaklanıyor. Yani benim söylediğim olsun, en iyisini ben bilirim, başka fikirlere açık olmayan insanlar maalesef Türk basketbolunda bugünkü durumlara getirdi. Yani Yalçın evet. Granit'in büyüklüğü de burada. İnsanları bir araya getirebilmenin çok zor olduğu bir ülkede bunu başardı. Evet, o da Galatasaray camiasının efsanevi ismi. Bu kez o da işin içine girdi. Hani kamuoyunda adı abiler operasyonu olarak çıktı ama benim gördüğüm kadarıyla tek bir abi var Galatasaray'da şu anda ilgilenen. Evet. Diğerleri de yavaş yavaş salonlara gelmeye başladı belki ama Galatasaray'ı, yani sezon başında galibiyet dahi alamayan, çok kötü durumda olan Galatasaray'ı bir anda bu abiler operasyonu ve daha doğrusu Yalçın Granit'in hamlesi toparladı sanıyorum. Tabii yani bir yönlendirme oldu. İnsanları devamlı motive eden, çalışmalarında her an insanların bir üst seviyeye gitmesi için itekleyen, gerçekten bu çok önemli. Her antrenmanın daha verimli olmasını isteyen, daha sert geçmesini ve bizi playofflardaki evet. zihinsel ve fiziksel durumumuzun en üst noktaya gelmesi için uyarıları var. Bir uyarılara dikkate alıyoruz. Gerçekten koçumuz Koray Mincinozlu da bu konuda açık bir insan ve dolayısıyla Galatasaray'ın geldiği durum ortada evet. ve 5 maçta 5 galibiyet, bu devam edecek. Yani herkesi bekliyoruz Galatasaray tribünlerine. Evet. Özellikle de ben bu son maçta tribünlerde 1970'li yıllarda o Galatasaray'da oynayan abilerimizi, daha sonra 1960 doğumlu ve 63 doğumlulara kadar bir Galatasaray jenerasyonu var. Evet. Koray Mincinozlu'nun çalıştığı, ben de o dönemde teknik üniversitedeyim. Birlikte İstanbul şampiyonluklarına abone olduğumuz dönemin o genç yöneticileri var. Pırıl pırıl insanlar ortaya koydukları fikirlerle basketbolu, Galatasaray'ı ve seyirciyi salonlara çekecekler. Evet, şimdi dilerseniz lig maçlarını izleyelim. Arda arda 3 tane maçımız var. Onları izleyelim. Daha sonra sohbetimize devam edelim. Haftanın ilk maçında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Efes Pilsen'le Büyük Kolej karşı karşıya geldi. Efes Pilsen rakibini farklı yenerek yeni yıla moralli girdi. Basketbol liginde Efes Pilsen Büyük Kolej mücadelesine Ankara ekibi 8 kişiyle çıkıyor ve Efes Pilsen baştan sona rahat oynuyor. Marcus Brown'un basketi, yine Marcus Brown, Kerem Tunçeri 3 sayılık atışına isabet yok. Hücum ribaundunu alan Mehmet Okur pozisyonu tamamlıyor. Yabancısı olmayan ve 8 kişi oynayan rakibi karşısında Efes Pilsen çok rahat. İşte Marcus Brown 3 sayılık atışı isabetli. Ender Arslan ve basketi bulan Arda Vekiloğlu tüm oyuncularına şans veriyor bu karşılaşmada Efes Pilsen. Yine Arda'dan mükemmel bir smaç. Marcus Brown maçı 15 sayıyla tamamlıyor. Arda Vekiloğlu 13 sayı atıyor Efes Pilsen takımında. Maçı Efes 83-45 kazanıyor. Bu arada Özlem Serinel ilk kez bir erkek maçını yöneten bayan hakem olarak Türk basketbol tarihine geçiyor. Bir bayan olarak yönetmiş olmamın verdiği bir gurur var tabii ki ve benden sonra gelecek olan bayan arkadaşlar için öncülük yapmış olmam güzel. Onlardan da bu şekilde yılmadan, hakem olan arkadaşlarımız var sizin de bildiğiniz gibi, yılmadan devam etmelerini bekliyoruz. Güzel bir duygu. Evet, ilk kez bir bayan hakemde bir erkek maçını yönetti böylelikle. Dün oynanan maçlarda ise bütün maçlarda büyük çekişme vardı ve galipler son dakikalar içinde belli oldu. Bursa'daki mücadelede Darüşşafaka Oyakreno'yu bir sayı farkla yendi ve çıkışını sürdürdü. Bursa'da Oyakreno-Darüşşafaka mücadelesi baştan sona büyük çekişme içinde geçiyor. Yaylo pot altına yükleniyor, potalı atış isabetli. Yaylo maçı 18 sayıyla tamamladı. Şimdi Oyakreno hücumda. Maleş
pota altına yükleniyor. Atışında isabet yok. Maleş hücum reboundu. Vincent Jones faul yapıyor. Maçın ilk yarısını 35-31 Darüşşafaka önde tamamlıyor. Mehmet Kahyaoğlu yine yaylo pota altından kaçırmıyor. Ayaklarına da Blackwell 11, Maleş 12, Kevin Thompson 16 sayıyla oynadı. İşte Bora Sancar, Kevin Thompson, tekrar Bora. Pota altına yükleniyor. Güzel bir basket Bora'dan geliyor. Darüşşafaka'da ise Vincent Jones 13 sayı üretti. Mehmet ve Hakan ise 10'ar sayıyla oynadı. Halil Üner maçın sonlarında iki takım da çok dikkatli. Bora Sancar 3 sayılık atışta isabet yok. Bu son hücum şansını Oyakreno kullanamıyor. Blackwell bir hücum şansı daha yakaladılar. James Blackwell, yine Bora, bir 3 sayılık atış daha, bunda da isabet yok. Rasim onun atışı da girmiyor. Yaylo reboundu alıyor ve Darüşşafaka maçı 66-65 kazanıyor. Evet, bu noktada şimdi Cihansever Yeşil'de hemen dönmek istiyorum. Çünkü Oyakreno Darüşşafaka maçı deyince iki takımı da çalıştırmış bir antrenör olarak sizin yorumunuzu almak istiyorum. Darüşşafaka son haftalarda bir çıkışa geçti. Oyakreno ise bu senenin iddialı takımlarından biri. İki takımı da nasıl görüyorsunuz? Şimdi Oyakreno ve Darüşşafaka'ya baktığımız zaman Türkiye'nin altyapıya önem veren iki tane çok önemli takımı ve kulüp yönetimleri de gerçekten basketbola kendini adamış insanlar. Oyakreno bu sene ben daha iyi oynadığı sürece bütün o Bursa'daki seyirciyi kendi sahasına çekeceğine, yani o Tofaş'ın bütün seyircisini Oyakreno'lu yapacağına inanıyorum. Bunu konuda da antrenörlerine ve takım kadrosuna inancım sonsuz. Darüşşafaka bu sene Avrupa kupalarında istenilen başarı elde edemedi. Daha doğrusu biz en son Barcelona'yı yendikten sonra Avrupa kupalarında pek başarısı yok Darüşşafaka'nın, ama altyapısından gelen çok güçlü oyuncularıyla gerçekten iyi bir takım hüviyetinde. Ben göreve başladığım dönemde orada kondisyon ağırlıklı İsmet Aziz arkadaşımızla çok yoğun bir programa girişmiştik ve o yoğun program bugüne kadar devam ediyor. Ve dikkat ettiyseniz Darüşşafaka Oyakreno maçının son 3 dakikasında Oyakreno'nun hiç sayısı yok. Ayakta kalan Darüşşafaka. Burada da gerçekten antrenörler değişse de İsmet Aziz orada, onun başarısı da sahalara bir şekilde yansıyor. Şimdi ikisinin de eski antrenörsünüz dedik. Eskiden o iki takımda çalıştırdığımız dedik. Bu arada da yakınızda İti rozeti var. O da ayrı bir yeri var herhalde onun da. Şimdi Galatasaray'ın yardımcı antrenörsünüz. Bu iki takımın eski çalıştırıcısınız ama İti'nin rozeti hep yakınızda. Ne zaman gördüysem sizi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben 1967 yılında basketbola başladığım zaman teknik üniversitede başladım. Ve ilk antrenörlük semineri de Koray Mincinozlu ile birlikteydim. Yıllarca teknik üniversite Galatasaray çekişmesi altyapıda hep biz şampiyon olurduk. Daha sonra Eczacıbaşı geldikten sonra onlar da şampiyonluklara kendi isimlerini yazdırdı. O dönemden beri yıllarca ben 20 seneye yakın bir sürede teknik üniversitede altyapıda ve üst yapıda A takım dahil antrenörlük yaptım. Tabii o sevgi beni buraya getiren bir camia, teknik üniversite camiasını unutmam mümkün nereye değil. Nereye çalıştırsam çalıştırayım o rozet hep orada olacak diyorsun. O kalbimizin üstünde var. Evet. Şimdi Galatasaray-Beşiktaş maçına gelelim. Galatasaray-Beşiktaş mücadelesi ezeli rekabet. Abdi İpekçi spor salonunda zaman zaman sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle dursa da zevkli ve heyecanlı bir mücadele oldu. Galatasaray ilk 3 periyotta önde olan Beşiktaş'ı son periyotta yakaladı, geçti ve maçı kazandı. Abdi İpekçi spor salonunda ezeli rekabet. Beşiktaş-Galatasaray mücadelesi siyah beyazlarda İnanç Koç maça çok iyi başlıyor ve ilk periyotta üst üste basketler buluyor İnanç Koç. Matthews'a cevap vermeye çalışıyor Galatasaray. Hızlı hücum şansı Umut Tınay, turnike ve basket. Tamamen Türk oyunculardan kurulu olan Beşiktaş çok iyi mücadele ediyor. Maçın ilk yarısı 41-36 Beşiktaş'la yine tamamlanıyor. İkinci yarıda Galatasaray'da farkı azaltma çabaları. Şemsettin 3 sayılık atışı isabetli. Mosley ve Şemsettin'in üst üste basketleriyle Galatasaray 3. periyotta farkı kapatıyor. Tufan, Umut Tınay 3 sayılık atışı ve bu sırada sahaya pet şişeler yağıyor. Maç boyunca 5 kez sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle maç duruyor. Ancak anons yaptırılabiliyor. Galatasaray için çok kritik hücum maçın sonlarında Tarık Valyavaç 3 sayılık atış ve basket. Tarık maçtaki tek basketiyle maçın belki de kaderini belirliyor. Beşiktaş'ın son anlardaki çabası yetersiz. Galatasaray maçı 82-78 kazanarak üst üste 5. galibiyetini alıyor. Galatasaray'da Mosley 20, Şemsettin 19 sayıyla oynuyor. Beşiktaş'ta İnanç 17, Faruk 15 sayı üretiyor.
Evet, şimdi de haftanın toplu sonuçlarına bir göz atalım. Efes Pilsen Büyük Koleji 83-45 yendi. İTÜ 82, TED Kolejler 71, Galatasaray 82, Beşiktaş 78, Oyakrino 65, Darüşşafaka 66 ve haftanın belki de en ilginç sonucu Ankara'da Pınar Karşıyaka Türk Telekom'u 75-74 yendi. Bugün tek maç oynanacak. Ülker'le Fenerbahçe Ahmet Çömer Spor Salonu'nda saat 17'de karşı karşıya gelecek. Evet, Galatasaray Beşiktaş maçını izledik. Basketbol kalitesi açısından çok da doyurucu olmasa da çekişmeli, hırslı, iki takım da hırslı, iki takımın da ortaya koyduğu mücadele gerçekten keyifli bir maç izlettirdi. 3 periyot, Beşiktaş her zaman bunu konuşuyoruz. 3 periyot iyi oynuyor, son periyotta kaybediyor. Tabii Beşiktaş değerlendirmek için Beşiktaş antrenörüne sormak lazım ama Galatasaray cephesini size sorayım. Mozli'nin ve Şemsettin'in devreye girmesiyle sanıyorum maç son periyotta size geldi. Bir de tecrübenin önemi var mıydı? Bunu sormak istiyorum. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, Galatasaray maçlarını kalbi olan biraz zor seyreder yani. Gerçekten dünkü maçta da biz saha öncesinde, maçın öncesinde konuşmalarımızda müdafaa direncimizin, nasıl müdafaa anlayışımızı sahaya yansıtamadık. Konuştuklarımızı sahaya yansıtamadık. İnanç'ın müdafasında bir takım zaaflar oldu. Dünkü maçın başında Amerikalı oyuncumuzun bizim tuttuğu bütün oyuncular skora katkısı oldu. Daha sonra bizim son periyotta daha çok isteğimiz vardı. O sırada dikkat ederseniz iki Amerikalı oyuncumuz da dışarıdaydı. Evet. Ve o sırada daha çok isteyen biz olduk ve maçı kazandık. Tabi o sırada Kemal'in, Şemsettin de yoktu esasında da. Kemal'in ve Amerikalı'nın o çıkmadan önceki son pozisyondaki atışları göze batan atışlar. Ama sonuçta dikkat ederseniz bizim Türk çocukları maçı kazandı. Yani sonuçta burada da Türkler, yabancılar diye bir polemiğe girmekle doğru değil. Onu da soracağım yani. Şimdi Beşiktaş tamamen Türk oyuncularla oynuyor. Tamamen Türk oyuncularla bu ligde mücadele ediyor ve gençleştirme operasyonu adı altında ligi götürüyor Beşiktaş takımı ve sempati de topluyor tabii tamamen Türk oyunculardan mücadele ettiği için. Yani şimdi şunu söylüyorum, şu andaki oynanan Türk basketbol ligindeki kalite düşük. Yani bunu Türklerle veyahut da yabancılarla alakası yok. Önemli olan burada seyirciyi sahaya çekebilecek bir anlayışla basketbolu ortaya koymak lazım. Ben bütün Beşiktaş maçlarına gidiyorum. Beşiktaş'ın bu maça kadar kendi sahasında da çok seyircisi olmadı. Yani demek ki o seyirci de memnun değil. Yani son dakikalarda kaybedilen maçlardan. Ama onlar gelecek seneye bir yatırım yapıyorlar. Bu gençlerle gelecekte bir iki yabancı alıp daha üst yerlere gitmek için bir projeleri var. Ama bunu zaman gösterecek. Türkiye'de gelecek sene ne olur? Bir bakarsınız yepyeni bir anlayışla 3 tane tecrübeli oyuncu, 3 tane çok iyi yabancı, bu takımın esamesi bile okunmaz. Yani şu andaki mevcut durumda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Türk basketbolunun lokomotifi olması lazım. Evet. Biz burada bir ilk adımı attık. Yani burada abiler operasyonu denilen yerde Yalçın Gret'in önderliğinde Galatasaray seyirciyi yavaş yavaş sahalara çekmeye başladı. Dileriz ki Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da böyle bir abiler operasyonuyla daha iyi bir yerlere gelmesi. Tabii yönetimin bunu düşünüp bu abilere başvurması lazım her şeyden öte veyahut da onların bir araya gelip fikir alışverişinde bulunması lazım. Bu takımlarda böyle bir şey sorulduğunu zannetmiyorum. Çok samimi olarak bir şey soracağım. Yalçın Granit geldiğinden beri takımın çehresi değişti dedik. Yalçın Granit abiler operasyonunun başında olan isim dedik. Sahada teknik olarak bazı şeylere maç sırasında müdahalesi oluyor mu Yalçın abinin? Ben hiç görmedim. Yani benim o sırada zaten biz Tulay ve Sedat'la birlikte maç içerisindeki olası gelişebilecek durumlara göre bir takım stratejiler üretiyoruz ve gerek Tulay, gerek ben, gerek Sedat bunu koça iletiyoruz. Tabii son nihai kararı koç veriyor. Tabii. Ve koçun da verdiği kararların çok doğru olduğuna inanıyorum. Bir ekip dedik yani, tribünden de bir katkı ya, geliyor canım, mu diye. Şimdi öyle bir şey olur mu? Maç içerisinde o kadar kısa zaman sürecinde tribünden, bunlar hepsi çirkin şeyler yani, eğer bu konuşuluyorsa. Böyle şeyler söyleniyor da onun için. Yani tabii yanlış şeyler bunlar yani. Böyle bir şey olması mümkün değil ama maçın stratejilerini de zaten biz koçlar olarak, dört koç maç biter bitmez ertesi günden itibaren oluşturuyoruz ve antrenman programlarını ona göre düzenliyoruz. Hangi yerlerde nasıl önlem alacağız diye. Dolayısıyla burada Yalçın abinin herhangi bir şeyi olmuyor. Sadece Yalçın abi genel olarak olayları bizi yönlendiriyor. Yani üstteki insanların proje üretmesi lazım. Yoksa gelip de ufak tefek işlerle uğraşması. Oyun setleriyle falan karışması. Efendim bunlar hepsi yanlış şeyler. Bunlar
kedinin ciğere ulaşamaması hadisesi. Yani ulaşamadığı ciğere mundar dermiş misali. İnsanların ağzı var, konuşuyor. Ama yani maç konuşan... içine belki olacak bir şey değil ama maç dışında mesela şu maçta şöyle yapsak böyle yapsak diye Yalçın abiyle bir araya girip böyle bir toplantı oluyor mu? Yalçın abiyle yani biz her zaman fikirlerimizi açık açık ortaya koyup konuşuyoruz. O da bizi bazı konularda yönlendiriyor ama gelip de şu şöyle oynayın bunu böyle yapın diye herhangi bir şey yok. Evet. Antrenman temposundaki olan mesela bizim yükseltmemiz konusunda daha kuvvetli playofflarda takımın daha kuvvetli olabilmesi için antrenman dozajının daha yüksek olması konusunda uyarıları var. Zihinsel olarak oyuncularla birebir temaslarımızda kendi fikirlerini söylüyor. Yani transfer ama, konusunda mesela Şemsettin'in alınmasında. Şimdi, Türkiye'de şunu söylüyorum. Şemsettin'le Burak Fenerbahçe'ye de gidebilirdi. Ben okuduğum kadarıyla Fenerbahçe'nin olmadığı işi. Yani onlar gitse belki Fenerbahçe bambaşka bir şekilde olabilecekti. Evet. Tabii ki birinin karar verirken birkaç kişiye de sorması lazım, danışması lazım. Zaten evet. Bizim eksiklik burada. Herkes Türkiye'de her işi en iyi biliyor. Kimseye de danışması gerek duymadığı için bu haldeyiz yani. Yani Şemsettin'e Yalçın Granit. Öyle bir şey olduğunu bilmiyorum. Ben o dönemde yoktum. Ancak Galatasaray bir şampiyonluklar yaşamış bir ekip. Yani basketbol kültürü olarak çok üstün bir takım. İnsanların birbirleriyle koordine olması, fikir alışverişinde olması gayet normal. O sırada Yalçın benim açımdan da çok normal yani. Ben o konuda bir ama, şey demiyorum. Burak da eski bir Galatasaraylı olarak acaba takıma kazandırabilir miydi? Yani Burak Galatasaraylı olarak şimdi ama şu var. 7 tane oyuncu çıkıyor sahaya. Burak da gelse bir tane genç oyuncu çıkmayacak. Yani orada bir Türk oyuncular transfer yönetmeliğiyle ilgili kaynaklanan bir şey. Darüşşafaka'nın da Burak gibi bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Geçen sene ben Konya'da çalıştım. Gerçekten Türk basketbolunda çok önemli bir oyuncu ve Darüşşafaka'ya da çok büyük katkıları oluyor. Ve böylece yani bütün oyuncular bizde olsa ne olacak? Yani tek başına yıllarca Efes'in, Ülker'in yaptığı bütün oyuncuları alıp kadrosunda 20 kişilik oyuncu kadrosuyla hiçbir şey yapamamasından dolayı çıktı bu oyuncular, Türk oyuncularına kısıtlama ve şimdi de bütün takımların güçlü olması, ligin kaliteli olması açısından onların da işine gelecek yani. Evet, inşallah Galatasaray'da bu seri sürer çünkü benim fikrim şu. Biz buradayız, sürer, hiç merak etme. Eğer 3 büyük kulüpten yani futbolda da 3 büyük kulüp diye adlandırılıyor Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe kulüp takımları. Bunlardan biri eğer başarılı olursa basketbolda diğerleri de bundan geri kalmak istemeyecektir. Yani birisi bir çıkış yaparsa mesela Ülker'le Efes herkes kabul ediyor şu anda ligin üst sıralarında yer alan iki takım. Yani öteki takımlarla biraz aralarında fark var. Bu fark açıldı son yıllarda. Eğer Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'den biri bir çıkış yapıp onları zorlamaya başlarsa diğerleri de geride kalacağına ben inanmıyorum. Yani diğerleri de onu örnek alıp o çıkışı yapacaklardır. Yeter ki birisi çıksın o kabuğu yırtsın, onlarla baş edecek hale gelsin. Bilmiyorum yani, aynı fikirde misiniz? Tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu sene Türkiye'de yaşanan ekonomik krizin faturasını basketbolda çekti. Yani sonuçta bütçeler düştü. Bugün için antrenörler işsiz. Yani hakemler bile işsiz. Yani 3 hakemli bir sistemde bir yığın hakemi A kategorisine aldılar. Şimdi onlar da maç yönetemiyorlar. Artı hakemlerin de aldıkları paralar yeteri kadar yüksek değil. Daha önceki dolar bazındaki paralarda çok büyük düşüşler olduğu için onlar da mutsuz. Dolayısıyla Türkiye'de bu ekonomik krizin yarattığı maalesef faturayı basketbol çekiyor. Bugün için herhangi bir takım 3 tane iyi yabancı getirse bugün şampiyon olur. Ne Ülker ne Efes. Bugün 3 tane iyi yabancıyı biz getirebilirsek ki inşallah o gayret içerisindeyiz. Şampiyonluğun en büyük adayı biz olacağız. Evet. Tabii 3 büyük kulübü katarken işin içine Karşıyaka'da bir kulüp takımı, Karşıyaka'nın da insan iddialı olmasını istiyor, diğer takımların da iddialı olmasını istiyor. Hepimizin istediği şey ligin iyi olması bir kere yani. Tabii. Hani böyle çok büyük uçurumlar olduğu zaman ligimiz pek tat tuz vermiyor yani. İnsanlar basketbol salonlarına koşup gelip izleyecek maç bulamıyorlar. Tabii. Ben bir önceki dönemden hatırlıyorum. Her türlü sürprize açık ligler yaşadık biz. Onlar daha zevkliydi. Bence de doğrusu yani bütün takımların eşit güçlü olması ligi kalite açısından çok daha seyredilmesi zevkli bir hale getirecek. Yani burada yalnız şunu söylemek istiyorum. Daha önceki yıllarda ligdeki takım sayısı düşürülsün. Evet. Daha kaliteli bir lig olur. İşte kalite mi kantite mi diye bir takım fikir alışverişleri oldu. Sonunda takım sayıları düşürülmesine rağmen ligin kalitesinde o kadar da artmadığı gözüktü. Demek ki bir yanlış yapılıyor. Olayı bir bütün içerisinde alırsak basketbolda sadece takım sayısı düşürülmesiyle herhangi bir yere varılmaz.